Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizler birlikte Samsung'un CHG70 model monitörünü inceleyeceğiz. Samsung yeni HDR monitörlerden oluşan bir seriyi piyasaya sundu. Bizim tam inceleyeceğimiz model C27HG70. 27 inçlik 144 Hz'lik 1 milisaniyelik HDR bir monitör. Evet. Oyuncuları hedefleyen aynı zamanda FreeSync destekli bir monitör. Entüzyast dedikleri en üst segmentte yeni gelen teknolojileri özellikle kurcalamayı seven kullanıcılara hitap eden bir monitör sevgili izleyiciler. FreeSync 2 ile birlikte HDR bu monitörün en heyecan verici yanları zaten aylardan beri bunun konuşması devam ediyordu. Resmi tanıtım ve artık ürün sayfasının açılmasıyla birlikte hakkındaki detaylar biraz daha ortaya çıktı. Evet öncelikle HDR nedir bunu açıklayalım. HDR bize zengin ve canlı renkler sunuyor. Normalde monitörler genelde 350 kandela metrekare parlaklığa sahip olurken elimizdeki HDR monitör 600 kandela metrekare parlaklık sunuyor. Yani neredeyse iki katı. HDR ile ilgili en büyük yanılsamalardan bir tane sadece daha parlak bir ekran olduğunu zannedilmesi. Hayır. 6 bit 8 bit ekranlardan artık 10 bit ekranlara çıkıyoruz. Bu özellikle profesyonellerin farkında olduğu çok önemli noktalardan bir tanesi 1.07 milyar renk deniyor. Renk sayısı tabii ki gözümüze gördüğümüz renk değil ama renklerin geçişleri arasında çizgi çizgi dalga dalga bir gölgelenme yerine pürüzsüz bir geçiş olmasını sağlıyor. Evet. Burada bize sağlanan önemli noktalardan bir tanesi %95 DCI P3 yani yeni standartlarda, uluslararası standartlarda renk kalitesi sağlayabilmesi. Bunu sRGB'ye koyduğumuz zaman %125 yapıyor sevgili izleyiciler. %95, %100 değil sRGB'nin çok ötesinde bir renk gamutu sunuyor. Bunu tabii ki Samsung'un Quantum Dot teknolojisi, arka planda kullanılan VA panel ve pek çok nokta sağlıyor. Ama burada HDR ile birlikte bunlar birleştiği zaman karşımıza oyunlarda karanlıkları, aydınlıkları çok daha vurgulu ve güçlü bir şekilde verebilen bir de üstüne üstü çok yüksek renk kalitesi sunan bir monitör çıkıyor. Evet. Bütün bunlara ek olarak 144 Hz tazeleme hızı da oyuncuların rüyasında. Zaten oyuncuların en çok istediği noktalardan bir tanesi hız. Yüksek FPS FPS istiyoruz. Oyunları akıcı oynamak istiyoruz. Renk kalitesi ve diğer özellikler bunu takip eden düşünceler oluyor. Ama bir defa yüksek performansa yüksek FPS'ye ulaştıktan sonra daha fazlasını aramaya başlıyorsun. Yeni gelen HDR teknolojisine göz dikiyorsun ama HDR olunca da diyorsun ki ben tekrar 60 Hz'lere düşmeyeyim. 144 Hz 1 milisaniyeyi eskiden TN paneliyle elde ederdim. Evet. Bu yüzden izleyicilerimiz de bize sordu. TN panel mi dediler kuttan çıkarttığımız içeriğine baktığımız videoda hayır sevgili izleyiciler. IPS türevi olan VA panel kullanılıyor. Çünkü monitör zaten yan açıdan gördüğünüz üzere kavisi. Curve dediğimiz monitörlerden bir tanesi. Evet. 1800 radius kavisi sahip bir monitör aynı zamanda. 1800 radius ne demek? Monitörleri yan yana dizdiğimiz zaman, çember oluşturduğu zaman yarı çapı demek sevgili izleyiciler. Buradaki diğer teknik özelliklere performansa yakından bakacağız. Özellikle FreeSync 2 ile ilgili detaylardan bahsedeceğiz ve sonuç değerlendirmede kimler için buna yanıt vereceğiz. Şimdi istersen yakından bakalım. Acaba. Başlayalım Ali. Öncelikle monitörün tasarımına bakıyoruz. Evet ilk dikkat çeken şey aşağıdaki stand ayağının kapladığı yer oluyor. Yuvarlak geniş bir stand ayağı yerine çok daha ince bir stand ayağı tasarımı yapmışlar. Üzerinde bir boynun bir kolun üzerinde duran monitörümüz kavisi yapısıyla dikkat çekiyor. 1800R, 1800R kavis var. Bu ne demek sevgili izleyiciler? Radius yani yarıca. Bu monitörden elimizde sonsuz sayıda olsa acaba. Bunları yan yana koysak, uçları birleştirip bir çember oluşturursak 1.8 metrelik bir yarı çap içerisinde tam bir çember oluşturabiliyoruz. Bu yüzden yarı çap üzerinden R değeri bir kavislilik ölçülüyor. Buradaki kavisin sayısal değeri ne kadar küçükse o kadar kavisli oluyor, o kadar kapsayıcı bir tecrübe sunuyor. Monitöre arkadan baktığımızda da bu hoş tasarımın devam ettiğini görüyoruz. Kavisi yapı arka tarafta yuvarlak çizgileriyle ortaya çıkıyor. Burada stand ayağının ilginç kol yapısını da daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Burada büküren bir yapı var. Daha az yer kaplamak üzere tasarlanmış. Arkada ortada ark reaktöre benzettiğimiz, Starcraft'taki reaktörlere benzettiğimiz oyuncu tasarımlı bir arka kısım var. Burada mavi led bir ışıklandırma var. Aynı zamanda arka kısımda kabloları toplamak ve saklamak için de bir kapağımız var bunu bu şekilde çıkartabiliyoruz yuvasından. OST yani menü kontrollerinin arkadaki joystick ile kolayca erişebiliyoruz. Tıklayabiliyoruz, yukarı aşağı sağa sola çekerek hızlı bir kumandaya sahip oluyoruz. Joystick'e ek olarak altta da 3 adet tuş mevcut. Standart ergonomisi de oldukça esnek. Sola, sağa, yukarıya, aşağıya istediğimiz şekilde bu arkadaki kol sayesinde bunu kontrol edip yönlendirebiliyoruz. Oldukça da hassas ayar yapmamıza imkan sağlıyor. Stand yüksekliğinde son derece kolay bir şekilde yukarıdan aşağıya bastırarak, eğerek ve yukarıya doğru kaldırarak bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu işlemi tek elle yapmak mümkün. Yani arkadaki kol tasarımı işe yarıyor sevgili izleyiciler. Aynı zamanda bu şekil tutup çevirdiğimiz zaman monitörümüzü pivot moduna da yine kolayca alabiliyoruz. Monitöre yandan baktığımızda kavisi daha net bir biçimde görebiliyoruz. Yine bu ışınan panel parlak gibi gözükse de aslında mat. Monitörün arkasında kullanıcıya göre sol tarafta bir Kensington kilidi yer alıyor. Ürünün arkasında yer alan etikette tam model kodunu görebiliyoruz. Aynı zamanda Güney Kore dilinde burada yazılar var. Çünkü bize geldiği yer Güney Kore sevgili izleyiciler. Yine de üretim ülkesinin Çin olduğunu belirtelim. Evet. Panel'in üretimi farklı tabi, kasanın üretimi farklı, montaj farklı. Aslında çok büyük bir endüstri var burada sevgili izleyiciler. Ve de satıldığı ülkeye göre arka kısımdaki etiket ve kodlar değişecektir. Ama temel model ismi değişmiyor, C27HG70. Monitörün altında yer alan portlar iki bölüme ayrılmış. Bunların bir kısmı görüntü girişleri, diğer kısım ise USB, güç ve ses girişleri. Görüntü girişleri arasında 2 adet HDMI ve 1 adet de DisplayPort mevcut. HDMI sürümleri 2.0, DisplayPort ise 1.4'ü destekliyor. Diğer giriş çıkışlara baktığımızda öncelikle burada monitörün güç girişini görüyoruz. Onun altında bize 2 adet USB 3.0 bağlantısını sağlaması için PC'den gelecek bir USB girişi mevcut. Şimdi de ses portlarına baktığımız zaman 3 adet port görüyoruz burada. Neden 3 tane port var? Ali bunlardan 2 tanesi mikrofon portu, bir tanesi hem ses çıkış hem de servis portu. Neden mikrofon portunu 2 tane koymuşlar acaba? Bir tanesi PC'den gelen port mic in girişi, diğerisi çıkış mic out. Yani eğer bir mikrofon bağlayacaksan kasanın arkasına ulaşma diye monitörün arkasına bir mikrofon portu konulmuş. Peki sesi niye öyle aktaramıyorum? Ses için niye dördüncü bir port koymamışlar giriş ve çıkış olarak? Ses zaten HDMI veya DisplayPort üzerinden monitöre geliyor. Bu bağlamda ses için ayrı bir aktarım kablosuna gerek yok. Bu bağlamda burada sadece ses çıkış portu var. Bu aynı zamanda servis portu olarak da kullanılıyor. Yani ses giriş portu sevgili izleyiciler VGA olduğu zaman genellikle konuluyor. Ama yeni nesil HDR'lı monitörlerde artık analog bağlantıları geride bıraktılar. Yeni nesil bu yöne doğru ilerlemeye devam ediyor. Ya DisplayPort ya HDMI kullanılacak. Yeni standartlar bu yönde. Monitörümüzün gücü Samsung'un kendi 100 Watt'lık adaptörüyle sağlanıyor. Evet yeni nesil monitörler 144 Hz oldukları zaman 100 Watt enerji tüketebiliyorlar ama her an 100 Watt tüketmiyorlar. Özellikle tasarruf modlarında düşük enerji tüketimini de alabiliyoruz. Monitörün arkasındaki kablo kapağını kapattığımız zaman ve yine kablo uluğunu kullandığımız zaman önden bakınca arkada herhangi bir kablo gözükmüyor. Tamamen kutu içerisinden çıkan adaptör ve kabloları kullanıyoruz sevgili izleyiciler. DisplayPort bağlantısı yaptık kutu içeriğini detaylı bir şekilde kutu açılış videomuzda görebilirsiniz. HDR teknolojisi sadece PC'de değil konsollarda da var. PlayStation 4'te, PlayStation 4 Pro'da farklı seçeneklerimiz var. Biz HDR'i etkinleştirdik. Resident Evil Biohazard oynuyoruz. Resident Evil 7 oynuyoruz. Evet. Bu oyunda eşlerin avantajı ne dersiniz? Siyah kısımlar daha da siyah. Çok karanlık görüntüler ve yerel olarak bazı kısımların aydınlık, bazı kısımların parlak olması sağlanabiliyor. Tabii ki oyundan oyuna uygulamanın başarısı çok değişiyor. Bu da ilerleyen günlerde eşlerin oyunlarda arzulanmasını oyunların yine sağlayacağını gösteriyor. Çok güzel oyunlar çıkarsa HDR'ı başarılı bir şekilde kullanan o zaman gerçekten kullanıcılar HDR monitörler almak isteyecekler. Bu oyunların ne kadar hızlı çıktığı, bu yeni aydınlık, karanlık ve renklerinden ne kadar faydalandığı gerçekten önemli. Monitörümüzün dahili hoparlörü yok ancak ses çıkışı var. Bu şekilde menüye tıklayabiliyorsunuz ya da hemen sola tıklayıp bu şekilde. Sesi kısa biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Bu dediğimiz gibi monitörün içerisinde bir hoparlör yok. Harici bir burada hoparlör taktık. Onun sesini kontrol etme imkanı sağlıyor. Özellikle konsolda buna ihtiyaç var. Çünkü uzaktan kumanda yok TV'de olduğu gibi. Şimdi etrafa bir bakıyoruz. Konsol monitör ikilisinde gayet yararlı oldu. Her taraf karanlık sevgili izleyiciler. Korku oyunu seviyorsanız gerçekten daha da karanlık sahneler, yarar aydınlıklar görebiliyorsunuz. Tabi her oyun bu kadar karanlık değil. Bu kadar bazı şeyleri seçmesi zor değil. Başka oyunlara da bakıyor olacağız HDR konusunda. Ama şu içeride sürünme olayı ve belki birazdan dışarıya çıkma umudu bizi dışarıda taşıyor. HDR destekli bir başka oyundan No Man's Sky. Evet Resident Evil 7 çok karanlıktı. No Man's Sky açalım bir de. Gördüğünüz üzere HDR devrede. HTML üzerinden HDR üzerinden HDR'ı gayet rahat bir şekilde etkinleştirdik. DisplayPort üzerinden de PC'ye bağladığınız zaman yine aynı şekilde yanında bir HDR ibaresi görüyorsunuz. Normal Sky HDR'ı tam anlamıyla görmemizi sağlayan oyunlardan bir tanesi. Neden? Dünya aydınlık, etrafta güneş var, bol bol ışık kaynağı var. Özellikle parlak kısımları daha fazla görebiliyoruz. Ama dikkat ederseniz sadece parlak kısımlar değil, parlak ve karanlık kısımlarda özellikle fark var ve renkler çok çok daha canlı. Tabi Samsung'un bu monitörde kullandığı özellikle panelin renk kalitesinin kuantum dot kristallerin bunda çok büyük farkı var. 3000'e bir statik kontrast oranı var. Burada 1.07 milyar renkten bahsediyoruz. Bu da 10 bit renke tekabül ediyor sevgili izleyiciler. Yani artık monitörlerde HDR ile birlikte 8 bitten 10 bite de bir geçiş olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tür oyunlarda etraf çevre çok daha güzel görünecek. Monitörü kullanmaya başladığınızda doğrudan HDR etkisini görmeyeceksiniz. Evet, görüntü ayarları için masa üstüne sağ tıklıyoruz. Görüntü ayarlarına tıkladığımız zaman burada ekranda HDR ve gelişmiş renk ayarı Windows 10'un son sürümünde karşımızda. Windows sürümüne baktığımız zaman burada görebilirsiniz en son sürümü kullanıyoruz. Evet, sürüm 1703 yani Creators Update ile birlikte HDR desteği geldi. Şimdi HDR desteğini açtığımız zaman karşımıza çıkan ilginç bir manzara var. Bir bakıyoruz renkler bozuldu. Evet, bir anda kullanıcı diyor ki ne bu HDR böyle gri gibi renkleri niye bozuyor? Sevgili izleyiciler, sizde ya da monitörünüzde bir sorun yok. Sorun Microsoft'un Windows sürümünde HDR özelliğini koyması ama hata çözümlemeyi yapmadan bu şekilde bizlere sunması. Evet, Nisan'dan beri ortada olan bu hata Microsoft tarafından çözülmemiş halen daha. Windows bunu çözdüğü zaman, daha doğrusu Microsoft Windows'u güncellediği zaman bu sorun da çözülecek. O zamana kadar Microsoft'un Windows masa üstünde HDR ayarını kullanmıyoruz sevgili izleyiciler. Çünkü görüntü kalitesini bozuyor. Ama oyunlarda, uygulamalarda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Windows'taki bu hata diğer uygulamaları etkilemiyor. Şimdi 2017'nin en önemli HDR yapımlarından bir tanesi olan Mass Effect Andromeda'yı çalıştırıyoruz. Evet, DisplayPort HDR diye oyun başlar başlamaz HDR devreye girdi sevgili izleyiciler. Bu oyun tam destekli oyunlardan bir tanesi. Tabii ki bunun animasyon motorunu falan eleştirdik ama uzayın derinliğinde siyahın üzerinde bu parlak ışıkları görebilmek gerçekten çok güzel bizler için. Şimdi hemen hızlı bir oyun başlatmadan önce size ayarları settings kısmından bir gösterelim. Graphics kısmına girdiğimiz zaman pek çok farklı ayar göreceksiniz. Ultra ayarları aldık. Aşağıda böyle detaylı ayarlar var. Ama bu detaylı ayarların ötesine geçtiğimiz zaman video output kısmında high dynamic range'de HDR10 desteği olduğunu görebiliyoruz. Bu çok önemli. Kullandığınız cihazın HDR standartı birbirinden farklı olabilir. Biz şu an monitörümüzde tam ve gerçek HDR'a e sahibiz. Ancak televizyonlarda HDR, Super HDR, Uber HDR falan dense de aslında o HDR'ın başlangıç sürümleri için pazarlama isimleri sevgili izleyiciler. Gerçek HDR'ı şu an monitörlerimizde almaya başladığımızı söyleyebiliriz. 2017 model televizyonlarda dahi süper muhteşem Uber HDR denmesine karşın başlangıç seviyesinde olduğunu belirtirim. Şimdi burada HDR'ımız açık. Monitörümüzde zaten gördüğünüz DisplayPort HDR dedi. Yani oyuna girip artık HDR'ı görebiliriz. Şunu da belirtelim. Oyunda eşlerin devreye girebilmesi için oyunun eksklusif full screen modunda açılması gerek. Yani böyle Windows modda açarsanız bug oluyor sevgili izleyiciler. HDR'ı göremiyorsunuz. Burada Sarah Rider ya da Scott Rider ile Quick Start ile bir oyunu hemen başlatalım. Zorluğunun zaten bir önemi yok. Bizim amacımız uzayı, çevreyi, ışıkları, karanlığı ve grafikleri görmek. Şurada bile karanlık ve ışık arasında çok büyük bir fark olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani monitörün teknik özellikleri nedir peki? Mass Effect'in introsu geçerken karşımızda biz de dediğim gibi özelliklerden bahsedelim. Samsung C27 HG70. Özetle CHG70 27 inçlik 144 Hz 1 milisaniye hareket eden piksel tepki süresine sahip. Bu ilginç bir nokta. Burada bir parantez açmak istiyorum. Normalde piksellerin renk değişimini griden griye değişim olarak ölçeriz. Samsung kendi ölçüm metodunu hareket eden pikselin tepki süresi olarak ölçüyor. Bunu belirtelim. Diğer firmaların ölçüm metodlarıyla arada uyumsuzluklar olacaktır illaki. Ancak 1 milisaniye dediği gibi gerçekten burada çok hızlı. O yüzden bizim de teknik olarak bir itirazımız yok. Pratikte geçerli bir ölçüm yapmışlar. Sadece pazarlama için değil sevgili izleyiciler. 1800R kavisten zaten hemen bahsettik. Çok kavisli bir monitör. Burada Quantum dot teknolojisi ve VA panel kullanılıyor. Özellikle yorumlarda çok gördük kutu açılışı videosunda TN panel mi diye soruluyordu. Evet TN panelin kavisli monitörlerde kullanılmadığını biliyoruz çünkü görüntü gerçekten çok kötü olurdu. Bu yüzden VA panel kullanıyorlar ve 3000'e bir statik kontrast sağlayabiliyor bu panel. Bunun ötesinde normalde HDR olmayan monitörler 250-300 kandere parlaklık sunarken, 350 kandere sunarken burada 650 kandereye kadar çıkabilen parlaklık değerleri var. Evet bu HDR için gerekli özelliklerden bir tanesi. Kesinlikle kritik. Resmi olarak verilen teknik değer 600 kandere metrekare. Ama pratik ölçümlerde daha fazla oynayabiliyor. O yüzden 600-650 aralığın rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyunların ayarlarına da bize bu şekilde sunuldu daha önce. 1.07 milyar renk deniyor. Ben o kadar rengi hayatımda görmedim diyenler için. Basitçe şöyle söyleyelim. Bir renk tekeri üzerindeki ince hareketler ve arada böyle çizgiler olmadan geçiş yapılmasını sağlıyor. Bu 10 bit renk demek. 10 bit de bizim kullandığımız 6 bit standart panellere göre çok daha zengin renkler demek. 8 bit panellere göre bile çok daha zengin. Aslında HDR sadece parlaklık deniliyor ama hayır. HDR'a geçişle birlikte monitörlerin aslında 10 bit olmasıyla karşı karşıyayız. Bu maliyet anlamında üreticiler için büyük bir yük. O yüzden hepsi hemen HDR'a geçme konusunda çok aceleci değil. Ama Samsung burada hem Quantum Dot'u hem VA paneli hem 10 bit'i hem de diğer teknolojileri birleştirerek güzel bir monitör çıkarmış. Evet VA panelin burada bize geniş görüş açısı aldığını belirtelim. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım renklerde çok büyük bir bozulma olmuyor sevgili izleyiciler. Zaten kavisli monitörlerde bu bir gereklilik bu bir şart. 2560 2560'a 1440 çözünürlük tam oyunculuğun tatlı noktalarından bir tanesinin olmasını sağlıyor. Artık 1080p'nin ötesine geçiyorsunuz ama herkeste de 4K'da çok yüksek işleme potansiyeli yok. En kritik noktalardan bir tanesi Yeni bir renk standardı olan daha doğrusu yeni yaygınlaşmaya başlayan DCI-P3'ün %95'ini kapsaması. Digital Cinema Initiative. Aynen öyle. Dijital sinema renklerini artık kapsıyor. Bu da %125 sRGB olarak özetlenebilir. %95 derken %125 diyoruz. Bu Quantum Dot'un avantajı. Monitörümüz 108.8 PPI piksel yoğunluğuna sahip. En kritik nokta FreeSync desteği. FreeSync'in birinci değil FreeSync'in ikinci sürümünü destekliyor bu monitör. Zaten bu kadar önemli olma sebebi FreeSync 2'yi desteklemesi. FreeSync 2'nin de olayı nedir diyecekseniz çok basit sevgili izleyiciler iki anahtar nokta var. Birincisi HDR desteği. İkincisi sadece HDR değil Low Frame Rate Compensation'ın zorunlu hale getirilmiş olması. Bu bize ne sağlıyor Ali? Bu da çok basit bir şey sağlıyor Recep. Düşük FPS değerlerinde FreeSync her zaman etkinleşmediği için yırtılmalar oluyordu. AMD bunun için özel bir teknoloji güncelleme getirdi. Low frame rate, düşük frame rate'lerde bunu engelleyecek bir teknoloji getirdi. Ama her monitör üreticisi bunu kullanmadı. O yüzden FreeSync 2 ile birlikte artık FreeSync 2 logosunu almak için bunu kullanmayı zorunlu hale getirdiler. Yani FreeSync 2 monitörlerde düşük FPS'de alsanız, 144 Hz'de alsanız, 144 FPS'de de FreeSync etkin olacak. Bu çok önemli kritik noktadan bir tanesi. Aynı zamanda AMD'nin FreeSync uygulamasında HDR'da çok büyük bir avantajı var. Doğrudan ekran kartı üzerinde aradaki bazı adımları atlayarak HDR'ın, renk ölçümlemesini, renk uygulamasını yapabiliyor. Bunun karmaşık teknik bir açıklamasını daha önceki makalelerimizde sizlerle paylaşmıştık. Basitçe aradan adımları çıkar, işlemi hızlı hale getir, monitörün gecikmesiz hızlı oyun oynayabilmesini sağla diye üzerinde çalışmışlar teknolojinin ve başarılı da olmuş. Son itibariyle karşımızda teknolojik olarak oyuncuların beklediği pek çok özelliği birleştiren bir monitör var. Keşke test edecek daha fazla HDR oyunu olsa Recep. HDR'ın geleceği olacak mı olmayacak mı soranlara çok basit bir cevabımız var. HDR ileride birkaç sene içerisinde monitörlerin bir standardı haline gelecek diye düşünüyoruz. Tabii ki bunun yaygınlaşması zaman alabilir. Ama ne kadar hızlı yaygınlaşacağını, ne kadar güzel filmler ve ne kadar güzel oyunlar çıkacağı belirleyecek. Ali FreeSync 2 ile birlikte zorunlu kılınan LFC'den bahsettik. Peki LFC'nin alt ve üst limiti nedir? Şimdi en az 48 FPS, en çok 144 FPS aldığın zaman 48-144 Hz arasında tearing olmadan FreeSync ideal bir şekilde çalışabiliyor. Bunun altında arada bir ekranda görüntü yırtılmalar ya da benzeri sorunlar yaşanabilir. Bu yüzden en kötü 48 FPS elde etmen gerekiyor. 60 hedeflenebilir ama yine aşağıda. En çok hedeflemen gereken değer tabii ki 144 Hz bir oyuncu monitörü almışsın. 144 FPS almak olacaktır. Maalesef her oyunun motoru ama bunu ayarlayacak şekilde tasarlanmıyor. Sen de biliyorsun. Çok güçlü ekran kartını takıyorsun. Ekran kartı kullanımı düşüyor ama FPS bir yerden sonra bazen artmıyor. Bu oyunların ve ekran kartlarının problemi. Monitörü üreten firmalar Orada yapacak bir şey olmadıkları için onlar sorun mu değil acaba. Özetle sevgili izleyiciler, FreeSync aralığımızda güzel, düşük FPS'lerde de eskiden olduğu kadar sorun yaşamayacağız. Ama bununla birlikte tabii ki güzel bir monitör, güzel bir ekran kartı, iyi bir ideal bir sistem konfigürasyonu kurulumu yapmamız gerekiyor. Bir de çok sık sorulan bir şey, ben FreeSync'i etkinleştirdim hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmuyor sevgili izleyiciler, ekranda herhangi bir ibare belirmiyor, havai fişekler patlamıyor, sadece ve sadece belli sorunlar ortadan kalkıyor ve görüntü daha temiz bir şekilde, daha akıcı bir şekilde Roma'dan mikro takılma olmadan sizlere sunuluyor. Monitörün OSD menüsüne bakalım bir de. Arkadaki tuşa bastığımız zaman hemen giriş seçimi yapabiliyoruz. Göz koruma teknolojisi var, kapatabiliyoruz. Buradan da menüye gidebiliyoruz. Tabii ki Türkçe desteği, farklı dil desteği var. Sistem kısmının altına girdiğimiz zaman burada pek çok ayarı görebilirsiniz. Burada reset all diyerek fabrika ayarlarına döndürmek mümkün. On screen display'in dilini on screen display menüsünden ayarlıyoruz. Gördüğünüz üzere çok farklı diller var. Şimdi yukarıda zaten çok güzel bir menü var Recep. Black Equalizer siyah eşitleme seviyesi, yanıt süresi, yenileme hızı, FreeSync'in açık olup olmadığı, giriş gecikmesi azaltmanın açık olup olmadığı bütün bunların hepsini bize gösteriyor. Resim modumuz var. Özellikle görüntü kalitesini çok değiştiriyor. Yüksek parlaklık, FPS, RTS, RPG, AOS, sRGB, sinema gibi ayarlar var. Tabi şimdi bu ayarların her biri HDR açıkken ve kapalıyken farklı şekilde görüntüyü etki edebiliyor. Biz burada özellikle şu siyah eşitlemeyi gösterelim. Siyah eşitlemeyi bu şekilde kapattığımız zaman özellikle şu an ekranın çok beyaz göründüğünü HDR'da görebiliyoruz. Doğru. Siyah eşitlemeyi arttırdıkça ekran daha da koyu renklere doğru bir geçiş yaşıyor. Şu an baktığımız zaman çok daha doygun oldu. HDR'da siyah eşitlemeyi sona kadar getirmek çok güzel sonuçlar verebiliyor. Ama HDR, HDR kapalı iken bunu çok fazla açmak çok iyi sonuçlar vermiyor. Aşırı derecede karanlık oluyor. Bunu söyleyelim. FreeSync'te de standart motor ve üstün motor Ultimate Engine seçeneği var. FreeSync teknolojisini etkinleştirdiğinizde diyor ki Ultimate motorda zaman zaman flicker oluşabilir. Eğer bu sorun ile karşılaşırsanız, normal, standart motora dönebilirsiniz. FreeSync'in ne kadar ciddi şekilde uygulayacağını iki farklı şekilde ayar seviyesiyle belirleyebiliyorsunuz. Bu kullanıcının monitörüne ve elde ettiği deneyime göre kendi tercih etmesi gereken bir seçenek. Biz de oradan üstün monitör aldık, ekranda titreşim görürseniz tekrar standart motora dönmenizi tavsiye ediyoruz. Pek çok farklı ayar var burada. Ayarları kaydetme seçeneği mesela daha sonra fabrika dönüşüne ayarları resetlediğiniz zaman tekrar yüklemesini sağlıyor. Resim modu, parlaklık, kontrast, netlik, renk, HDMI üzerinde siyahlık düzeyi, göz koruyucu modu, ekran ayarı gibi ayarlarımız var. Bu ayarların birbiriyle uyumsuz olan ayarları gri oluyor, seçemiyorsunuz. Ekran gösterimi dediğimiz OSD menüsü. zaten baktık. Sistemde aydınlatma, arka kısımdaki o gösterdiğimiz güzel mavi ark reaktöre benzeyen Starcraft'ı andıran ışığı açıp kapatmamız sağlıyor. Gerer karartma özellikle ekranın belli bölgelerini karartıp belli bölgelerini aydınlatmayı etkinleştirmeyi sağlıyor. Ses seviyemiz var. Dahili hoparlörümüz olmadığı halde ses çıkışı aldığımız cihazların ses seviyesini ayarlamaya yarıyor. Özellikle konsol artı hoparlör gibi bir şeyler taktığınız zaman işe yarıyor. Kapanış modu var, kapanma zamanlayıcısı PC AV. Taktığınız cihaz PC mi yoksa başka bir aygıt mı buna göre değiştirebiliyorsunuz. USB portlarından hızlı şarj etkinleştirebiliyorsunuz. USB 3.0 portları var. Bu verilen akımı arttırıyor. Bir de DisplayPort sürümü var. Özellikle ilk açtığınız zaman DisplayPort sürümü 1.1, 1.2 ise ekranda garip görebilirsiniz. Sürümü yükseltin sevgili izleyiciler. Yine HDMI sürüm seçeneği var. Kaynak algılamayı otomatik yapabilir ya da manuel yapabilirsiniz. Mesela ben monitöre aynı anda PC konsol taktım. Algılamayı otomatik bıraktım. Otomatik olarak ilk hangi port takılıysa onu seçiyor. Bunu otomatikten manuele alacaksınız ki kendiniz değiştirebilin. Tuş tekrar süresi, güç ledinin açık ya da kapalı olması. Ön kısımda burada gördüğümüz led var. Bir tane de küçük ekran önünde monitör açık mı kapalı mı gösteren ve resetten var. Alt kısımda da bilgimiz var. Bütün bu ayarları kolayca yapabiliyoruz. Bir de burada HDR ibaresini gördüğümüz zaman etkinleştirdiğimizi anlıyoruz. Arkadaki joystick ile kullanımı çok kolay, çok güzel, çok anlaşılır bir menü olmuş. Tabi bazı ayarları deneyim ile öğrenmek, alışmak gerekiyor. En sık sorulan sorulardan bir tanesi de monitörde ışık sızması var mı? Evet. Baktığımız zaman karşıdan otururken göreceğiniz bir ışık sızması yok sevgili izleyiciler. Fare imlecini görüyorsunuz. Şu an monitörümüz açık. Arkaya siyah bir tane görsel koyduk. Şurada... Ve de üst kısımda çok yakından çok dikkatli baktığınız zaman fare emirciliği işaret ettiğimiz yerde çok hafif bir parlaklık görebiliyorsunuz. Şu kısımda ve şu kısımda. Bunun haricinde monitörde hiçbir ışık sızması görmüyoruz. Bu da ışık sızmasından çok hafif bir parlama şeklinde veya IPS türü panellerde, AMOLED türü panellerde bu glow dediğimiz hafif parlama olayıyla karşılaşabiliyoruz. Ama bu monitör kesinlikle karanlık ortamda da çok rahatlıkla kullanılabilecek bir model. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet sevgili seyirciler C27 HG70 monitörü sizler birlikte yakından baktık. Artlar eksileri bir tartalım Recep. Artlarımız neler? Ali, HDR monitörün en büyük artısı. Evet, HDR teknolojisi, High Dynamic Range teknolojisi sevgili izleyiciler. 10 bit renk 600 kandere kare, kare parlaklık getiriyor. Kullanılan VA ile birlikte 3000'e bir statik kontrast sağlıyorlar. Yani çok geniş bir renk gamutumuz var. Profesyonellerin de yarı profesyonel kullanıcıların da kullanabileceği yüksek kaliteli renk, yüksek renk standartları, HDR ile birlikte gerçekten yüksek dinamik aralık bize pek çok imkan sağlıyor. Kesinlikle. Monitörün karşısına geçer geçmez HDR içerik izlediğinizde farkı anlayabiliyorsunuz açık ve net bir biçimde. SDR standart dinamik aralık ile HDR yüksek dinamik aralık arasındaki farkı insan gözü rahatlıkla görebiliyor. Bariz şekilde fark yaratıyor. Arada öyle az buz değil çok ciddi bir fark var. Evet yine monitörün 144 Hz yenileme hızına sahip olması ve 1 milisaniye tepki süresi de beğendiğimiz özellikler arasında. 144 Hz ve 1 milisaniye sunan hesaplı TN panellerde var ama maalesef bu renk kalitesine ulaşamıyorlar. Evet FreeSync 2 de yine beğendiğimiz bir özellik. FreeSync 2 ile birlikte LFC'yi özellikle zorunlu hale getirmeleri, low frame rate compensation'ı artık şart olması kullanıcıların yararına. Doğru. Ali 1800 lira e kavisi ben şahsen beğendim. Şimdi kullanıcılar bir de şunu merak ediyor. Kavisin çok olmasının bir faydası var mı? 1800 üzerine 1600, 1600 yerine 1400, 1200 olsaydı yani daha düşük kavis oranına sahip olsaydı çok şey fark eder miydi? Bu kullanıcının tamamen kişisel deneyimine bağlı ama biz karşısına oturduğumuz zaman daha kapsayıcı bir ekranın daha keyifli bir oyun deneyimi sunduğunu gördük. Gerçekten kavisin bir faydası var her şeyi sıfırdan var etmiyor. Yani bütün monitörü alıp almama kararını kökten değiştirecek kadar büyük bir olay olmuyor. Kavise bunun 200 derece yukarı ya da aşağı olabilirdi. Ama Samsung burada teknolojiyi daha ileriye doğru taşımış. Gerçekten oldukça güzel, geniş bir kavis vermiş. Evet, HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 sayesinde monitörün geleceğe dönük olduğunu söyleyebiliriz. Panelimizden alacağımız çözünürlüğü, çıkışı, yüksek renk kalitesini pek çok farklı cihaz ile bağlayabileceğiz. Zaten yeni nesil ekran kartlarına baktığımız zaman artık onların da çıkışlarının bu portlara uygun hale geldiğini görüyoruz. Evet, ergonomik stand da yine artlar arasındaki bir notumuz. Şimdi 27 inç ve üzerinde olduğu zaman hiçbir zaman böyle hiç sallanmayacak kadar sabit olamıyor. Onu inceleme yorumlarında hep görüyoruz sevgili izleyiciler. Özellikle yakın çekimlerde monitörün kenarı titredi sallanan yorumlar geliyor. Belli bir boyutun üzerindeki monitörler vesaire duvara vidalanmadıkları zaman mutlaka hafif hareket ediyorlar. Evet. Ama bu standın bize sunduğu ergonomik rahatlık istediğimiz pozisyonda oturma imkanını sunuyor. Tilt swivel yani sağa sola oynatabiliyoruz, önerke arkaya eğebiliyoruz. Yüksekte ya da alçakta oturduğumuz zaman bu kavisin tam ortasına kendimizi konumlandırabiliyoruz. Yani aslında stand ergonomisi, kutudan çıkan stand önemli. Her kullanıcı bir de standı değiştirip başka bir stand alıp takma yoluna gidemiyor. Çünkü getirdiği ekstra maliyet başta hesaplanan her zaman daha fazla çıkıyor. Evet siz de monitörünüzün ayağının sallanmasını istemiyorsanız sabit bir masa kullanabilirsiniz. Evet. Evet orada masanın da payı büyük onu da tekrar belirtelim. Ama dediğimiz gibi hiçbir stand %100 stabilite sağlayamıyor onu belirtelim tekrar. Evet bir başka artımızları tasarım. Şimdi tasarım neden artıracak, neler artı? Ali, öncelikle kavisli tasarım hoşuma gitti. Onun yanında ayak tasarımını da beğendiğimi söyleyebilirim. Karşıdan baktığınız zaman modern. Evde, ofiste, herhangi bir yerde durduğunuz zaman ilgi çekecek kadar farklı bir monitör. Özellikle arkadaki led çıkan yanarken hep dedik ya Starcraft 2'deki reaktör gibi diye. O benim hoşuma gidiyor. Evet. Bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir. Kullanıcıların tasarım keyifleri, zevkleri birbirinden farklıdır sevgili izleyiciler. Mesela standa ayağına baktığımız zaman ben bunun üzerine PlayStation 4'ü oturttuk. Yani buradaki alanı biz kullanabildik. İki yanında boşluk kaldı. Evet. Ama kullanıcının masasında tam şu ön ayağın kenarına gelen bir şey vardır. Bu ayağın bu az yer kaplamasına, az alan kaplamasına karşın yapı hoşuna gitmeyebilir. Bunu kendinize ve masanıza göre değerlendirin. Evet, bir başka artı da kutu içeriği. Kutu içeriğine neden artı verdik? Çünkü her HDMI ya da DisplayPort kablosu düzgün bir HDR ya da yüksek kart deneyimi sağlayamıyor. Özellikle piyasada bulacağımız çoğu kablo sevgili izleyiciler hiçbir işe yaramıyor diyebiliriz getirdikleri çözümden çok sorun getiren kablolar var. Kutu içerisinden çıkan kablo bize garanti çözüm sağlıyor. Evet Ali artlar bu kadar da istersen eksilere geçelim. İnceleme sayesinde pek çok HDR bug'ı ile hatasıyla karşılaşma imkanımız oldu. Evet bunlardan bir tanesi Windows 10'un içerisindeydi. En son sürüm olan 17.03'ü kullanmamıza rağmen ve bu sürümle birlikte HDR özelliğini devreye sokan bir düğme konulmasına rağmen bu düğme çalışmıyor. Evet bir düğmenin orada olması ve çalışmaması son derece sinir bozucu sevgili izleyiciler. Bunun herhangi bir şekilde Samsung'da ya da HDR monitör üreten hiçbir firmayla ilgisi yok. Tamamen Microsoft'un adansı. Evet Microsoft'un daha önce koyduğu düğmelerden game mod da iyi çalışmıyordu. Aynı zamanda game DVR'da oyunlarda sorun çıkartıyordu. Microsoft son zamanlarda biraz düğmeleri düzeltmesi gerekiyor. Evet düğmeler için bayağı bir yama yapmaları gerekecek. Muhtemelen önümüzdeki aylarda hepsini parça parça yemeyecekler. O yüzden diyoruz güncelleme yapmak son derece önemli. En son sürümleri kullanmazsanız hatalarla karşılaşıyorsunuz. Ve mesela bir kullanıcı taktığı zaman monitörünün orada bir hatası olduğunu düşünebilir. Oysa Microsoft'un Windows'unda bir bug var. Sadece orada değil başka oyunlarda ve uygulamalarda da geliştiricilerin düzeltmesi gereken hatalar elbette ortaya çıkacak. Kesinlikle bu hata yüzünden renklerin soluk gözüktüğünü zaten belirtmiştik videonun içerisinde. Devam ettiğimiz zaman ile HDR konusunda bir içerik sorunu var. İçerikler yetersiz. Evet her yeni teknoloji çıktığında zaten böyle oluyor. 3D çıkıyor, VR çıkıyor. Başta bakıyorsunuz herhangi bir içeri şey bakmak zor oluyor. Böyle showcase dedikleri bazı teknolojileri göstermek için yaptıkları içerikler oluyor. Şu an test ettiğimiz oyunlar haricinde, baktığımız bazı filmler haricinde gerçekten çok az içerik var. Evet, özellikle oyunlar iki elin parmağını geçmiyor HDR desteği söz konusu olduğu zaman. Bir başka eksi de Ali. Şimdi monitör 1440p 144 Hz fakat 1440p 144 FPS verebilecek bir AMD ekran kartı şu an piyasada yok. Test esnasında RX 580 kullandık. AMD'nin en güçlü ekran kartı. Nvidia'daki rakibi 1060'ın hadi üzerinde yer alıyor. Ama baktığımız zaman 1080-1080 Ti'ye şu an için verilmiş bir yanıt yok. Hadi Vega'yı bekliyoruz. Vega ile ilgili sızıntı haberlere baktığımız zaman 1080 ayarında kartların geleceğini tahmin ediyoruz. Zaten gelmesi de gerekiyor. Ama kullanıcı böyle entüzyast en üst seviyede monitör aldığı zaman bir yanında FreeSync varsa AMD ekran kartıyla FreeSync'i birleştireyim, en güçlü ekran kartını da alayım diyebilir gayet rahatlıkla. Zaten bütçe kalemi de orada açılmış oluyor. Monitöre ayırdığım bütçe, PC'ye ayırdığım bütçenin de yüksek olduğunu evet. gösteriyor. Bu bağlamda baktığımız zaman AMD'nin biraz daha hızlı davranması lazım. Çünkü G-Sync'i uygulamak isteyen monitör üreticileri ek maliyetlere katlanmak zorunda. FreeSync'te böyle maliyetlere katlanmak zorunda değiller. Doğal olarak baktığımız zaman FreeSync monitör sayısı gittikçe daha fazla artıyor. Eh burada iş birazcık ekran kartına düşüyor. Kesinlikle AMD'nin yeni mimarileri bir an önce piyasaya sürmesi gerekiyor. Bir başka ekstrali monitörle ilgili USB portlarının erişimi zor. Şimdi bu kadar artının yanında arka kısımda USB portları yer aldığı zaman bu USB portlarına bir şeyi bağladım. Hızlı şarj özelliğini de açtım. Ben cep telefonumu buraya bağlayıp şarj etmem var. Yani. Kasanın üzerine erişelim, başka bir yere erişelim. Çok minimal masa tasarlamaya özenen kullanıcı orada ancak onu oradaki kablo toplayıcının arka kısmından geçirip masaya yerleştirelim. Kesinlikle Ali. Kablo toplayıcı demişken kablo toplayıcı kapağının çıkış noktası da yanlış. Şimdi çıkış noktası burada üst kısımda yer alıyor. Kabloyu içeriden ki bunlar kalın kaliteli kablolar böyle bir büküyorsun. Kablo bükmeyi hiçbir zaman sevemedim. Zorunu kaldığım zaman yapsam da geçmişte iyi tecrübelerim olmadı. Burada kabloların sağlam kalacağını kablo kalınlığından görebiliyoruz. Ama alt kısma koysalardı o kablolar kendi doğal akışında kendi esnekliğiyle doğasına aykırı gelmeden daha rahat akacaktı. Bunun haricinde zaten monitörde genel anlamda baktığımız zaman tasarım ya da teknik açıdan böyle bir eksi, böyle bir büyük bir sorun yok. Böyle üst seviye monitör yaparken her şeyin dört dörtlük olması için çaba sarf ettiklerini görebiliyoruz. Kesinlikle. Şimdi burada peki Recep, HDR hakkında konuştuk, FreeSync hakkında konuştuk. Monitörün kendisi baktığımız zaman sayısız teknoloji içeriyor. Evet. Alınır mı? Kimler alır? Sen HDR kullanır mısın? Burada kullanıcının tercihi nasıl belirlenir? Ali ben HDR'ı yükseltir miyim? Gerçekten bu kendime sorduğum bir soru. Evdeki televizyonumu 2012 yılında almışım. Evet. Ve şu an bir yükseltme yaparsam HDR teknolojisinden dolayı yükseltme yaparım. Çünkü HDR gerçekten karşısına oturduğum zaman bana canlı renkler ve parlaklık sunuyor. Bu gerçekten benim için upgrade konusunda bir neden olabilir. Ben gelecekte aynı şekilde televizyon ve monitörlerde bunun 3D gibi bir özellik olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle. Bu yan bir özellik değil sevgili izleyiciler. Çünkü panelin bit değeri artıyor. Parlaklık değerleri, en düşük parlaklık değerleri artıyor. Bu geleceğin standardı şimdi üst seviyede sunuluyor. İlerleyen yıllarda standart bir özellik olacak. Eskiden HD Ready vardı. Full HD vardı. Çözünürlük gibi doğal artışın bir parçası olabilecek bir teknoloji. Yani öyle fantastik kenarda köşede kalacak, gözlük takmayı gerektiren bir teknoloji değil. VR gibi kafanıza kask geçirmenizi zorunlu kılan bir teknoloji değil. Bu açıdan baktığımız zaman monitörün karşısına oturuyorsun. HDR özelliği varsa, içerikte varsa zaten o kaliteyi alıyorsun. Evet. Bu bağlamda HDR kolay bir şekilde izlenebiliyor. Dediğim gibi ek gözlük vesaire gerektirmiyor ve upgrade'i de kolay oluyor. Yani geleceğin teknolojisi olacağını söyleyebiliriz. Ben benzeri şekilde HDR destekli bir televizyon aldım. 2017 model. Ama HDR çok çok güzel gibisinden bir logoya sahip olmasına rağmen bu monitördeki HDR'ın yanına baktığımız zaman HDR'ın giriş seviyesi teknolojisi kalıyor. Her HDR standardı aynı değil. Bunu özellikle vurgulayalım. Bu HD Ready, HD, Full HD gibi bir süreç olacak. Bu monitörde tam HDR veriyorlar. Evet. Çünkü işin arkasında 10 bit var. Esas bakılması gereken teknik noktalardan bir tane o. O yüzden şahsen ben de HDR'a geçerim. Çünkü Standart dinamik aralığa sahip olan, yüksek dinamik aralığa sahip olmayan görüntülerde bile monitörün genel olarak kullandığı kuantum dot olsun veya panel olsun renk kalitesi çok iyi seviyede. Evet. Ve benim orada bir zararım yok sevgili izleyiciler. İleriye dönük olarak HDR içeriği de gelir gelmez görebiliyorum. Kaldı ki biz içeriği karşılıklı olarak izledik. Kullanıcı ilk baktığı anda farkı fark edebilecek kadar güzel içerikler üretilebiliyor. O nokta artık hem görüntüleri çekenlerin hem oyunları yapanların maharetine kalmış. Evet. Bunları değerlendirdiğimiz zaman ortada sadece oyuncular için değil aslına baktığımız zaman yüksek renk gamutuyla biraz içerik üretenler için de bir monitör olduğunu görüyoruz. Genel olarak ileri teknolojilerle birlikte pek çok farklı kullanıcının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek uzun süre boyunca gelecek yeni teknolojilere hazır bir monitör var. Evet. Yani monitörü koyduktan sonra sistemi upgrade etmekte vega mümkün olabilir. Bu bağlamda monitörü kesinlikle tavsiye edebilir sevgili izleyiciler ama HDR'ın yazılım kısmındaki hatalarla da karşılaşacağınızı belirtelim. Monitörde bir herhangi bir sorun yok. Monitör geleceğe yönelik ama biraz zaman alacak her şeyin yerli yerine oturması. Bunun altını çizelim. Evet. Bu bağlamda incelemede donanımsal olarak ve özellikler olarak görüntü kalitesi olarak her açıdan monitörden memnun kaldık. Evet. Sizler birlikte Samsung'un CHG70 model HDR monitörünü inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.